Sıradaki map başlığımız Bâb-u sabbil hamri fit-tariqi. Yola içkinin dökülmesi babı. Hamrin yola dökülmesi babı. حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى بزا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى عمت أخبرنا عفان بزا عفان هبار لاتي حدثنا حماد بن زيد بزا حماد بن زيد عمت حدثنا ثابت بزا ثابت عمت عن أنس أضا أنستان radıyallahu anhu. Allah kendisinden razı olsun. Diyor ki Hazreti Enes, kuntu sakiyel kavmi. Ben milletin sakisiydim. Yani onlara içki dağıtıyordum. Fî menzili Ebi Talhat'ı, Ebu Talha'nın evinde toplanmışlar. İçiyorlar. Ve kana hamruhum yawma idhin al-fadiha. O gün içkileri onların fadihmiş. Fadih denen bu şarap kuru hurmadan imal ediliyormuş. Demek ki bunun böyle çeşitleri var. Yani yaşından oluyor, çeşitleri var, başka türlerinden oluyor. Ve artık onun aroması farklı farklıdır, çeşidi farklı farklı. Çünkü hatırlıyorum Allah'ın elçisi bunu yasakladığında pek çok böyle sorular geliyor çeşitli yörelerden. İşte biz bunu şeyden yapıyoruz, o da mı haram? Tabii. Yani bizde bu böyle mesela şöyle bir gelenektir. Biz başka bir şeyden yaparız. O da haram mıdır? Böyle benzeri çok sorular olunca Allah'ın elçisi kullu muskerin haram. Her sarhoş edici haramdır diye karşılık vermiş. Tabii bu Hazreti Enes'in anlattığı hadise içkinin yasak olmadığı bir dönemden bize anlatılıyor. Hazreti Enes de genç bir çocuk, onlara bunu servis ediyor diyelim. Tabii servis ediyor da ne karşılığında, herhalde arada bir o da şey gibi düşünün, nedir o, hani bir şekerlemeler oluyor ya böyle tatlılar, şey tatlı suya ne deniriz biz işte, şerbet. Yani şerbet dağıtan kişi döner gider gelir şerbetten biraz içer. Evet. فَأَمَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنَادِيًا. Nihayet Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir münadiyi çıkardı. Tellan. Etrafta bu bilgiyi dağıtacak. Bu münadi şöyle bağırıyordu. أَلَا اِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ. Herkes bile ki hamr kesinlikle haram kılınmıştır. Hamr kelimesi ne kadar örtmek, üzerini örtmek anlamında bir kökten türemiş ise, fiil soylu bir isim ise de tabi özel kullanıyoruz. Bunu içki için kullanıyor. Anlamı o.
Bir başka kırılımı da mesela himar. O da bu kez başa örtülen örtü için kullanılır. Böyle fiilin kırılmasıyla oluşan isimler vardır. Aynı köktendir bunlar. Bunlara kalkıp işte bir zeka ürünü olarak tabi herkes başaramaz. Bazı ileri kabiliyette kimseler işte bu örtüdür diyor. Hamır, hamır örtmek demek, örtü demek. Veya himar, himar herhangi bir örtüdür işte diye. Tabi bu artık şaftın dağıtıldığı süreç. Bundan sonrası için bir şey söyleyemiyorsunuz. Yani Arapça zemini kalktıktan sonra artık halüsinasyonlar başlıyor. Halbuki Türkçemizde de benzer şekilde fiil kökünden gelen dünya kadar isim vardır. Ve o kökle alakası artık yoktur yani. Mesela dolmaktan değil mi? Dolma diyoruz. Bir yiyecek türüdür. Dolmuş diyoruz. Bir binek türüdür. Dolgu diyoruz. Ayrı bir şeydir. Pek çok böyle aynı fiilden türeyen ve farklı alanlarda isimleşmiş kelimeler. Artık onlar o nesnelerin isimleri. Fiile geri dönemezsiniz. Bu dolmuş değil, bu doldurmak hala diyemezsiniz. Evet. Ha, santralla bir ilişkisi var mıdır? İlla ki oradan türediğine göre santralla bir ilişkisi var kuşkusuz. Yani himar, himar başını örttüğü için yine örtmekten gelen bir şey. Ama artık özelde o nesnenin kullanımına özeldir. Hamr hala örtmeyle santralde bir ilişkisi vardır kuşkusuz. Çünkü aklın üzerine örter. Bu sebeple kullanılır. Vesaire vesaire. Ela innel hamra kad hurrimat. Muhakkak ki biline ki hamr yasaklanmıştır. Demek ki bizim bu zeki kardeşlerimiz o gün sokakta olsa hemen soyunurlardı. Çünkü örtü yasaklanmış diye anlayacak bunu. Örtmek yasaklanmış artık. Kimse hiçbir tarafını örtemez. Neden? Çünkü hamur alacak eline hemen gidecek söz diye bakacak. Bakacak ha örtmekten geliyor. Tamam demek ki örtmek vesaire yasaklandı. Tabii gerçekten böyle anlıyorlarsa diyecek bir şey yok. Çünkü bu düzeyde primer kalmış bir zekanın sorumluluğu da olmaz. Yani Allah bunlara bir şey sormaz. Çünkü bu yani 3 yaşındaki bebenin bile gerisinde bir zeka kıtlığı böyle anlıyorsa o soyunur bakmışsın soyunmuş. Böyle oluyor bazen hakikaten. Mecnunlarda da var. Yine onlar da zekanın neredeyse olmadığı bir evrede yaşıyorlar. Adam üstünü açıyor. Üzerine pislik sürüyor. Pis yerlerde yatıyor, kalkıyor. Farkında değil, temiz edemiyor. Dolayısıyla temizleri bu düzeydeyse gerçekten hani günahlarını almayalım. Belki de samimiyetle söylüyorlardır söylediklerini. Toplumun akreden kesim için düşen şey bunlara yani yeterli sağlık hizmeti, tımarhanelik hizmetler sunmak. Devam edelim. Kale dedi ki fekale li Ebu Talha, bana Ebu Talha dedi ki uhruç, hadi çık feahriqa, ve onu döküver. Yani Enes anlatıyor, ben onlara sakinlik yapıyordum ve onlar da içiyorlardı. Derken münadinin sesini işittik. Ela innel hamra kad hurrimat. Biline ki herkes bilsin artık içki haram kılınmıştır.
Feharacutu. Ben de çıktım. Feharaktuha. Demek o içki içenler de artık duyar duymaz götür dök dediler. Bitti, haram kılındıysa. Demek bir de şey var, sanki durumu satın almışlar gibi. Hani ekonomide kullanılıyor ya. Sanki bu yönde bir hazırlık var, beklenti. Evet, beklenti var. Yani bu gidişle yasaklanır nazarıyla bakmışlar. Ama hala da içiyorlar. Buna dair ilgili ayetlerde bu hazırlığı sezdiren kademeler de var tabi. Yani işte namaza içkiliyken yaklaşmayın ayeti. Belli ölçüde onları kesmiştir namaz içkiden. Ancak yatsıdan sonra falan içebilirsiniz böyle bir durumda. Gün içindeki içkileriniz sizi namaz aralıkları yakın olduğu için zorlayacaktır. Belli bir zamana hapsedilmiş içme süreçleri onları bu iş oraya doğru gidiyor düşüncesine sevk etmiş olabilir. Çünkü herhangi bir şaşkınlık yok. Aa, niye haram kılındı falan. Hani biraz daha içelim vesaire, böyle değil de. Ya da bu bütünüyle teslimiyetten gelen bir şey. Hiç beklemedikleri bir tahrimdi ama madem yasaklandı dök gitsin kardeşim durumundaydılar. Bu da olabilir. Bilmiyoruz. Şey tabi bu da sadece Hazreti Peygamber'in değil, cahiliye döneminde de erdemli kimselerin içmediği bir şey. Yani erdemli insanlar bundan uzak durmuşlar. Neden? Çünkü karizmayı bozuyor. Yani kişinin akletmesini gölgelediğinden artık öyle davranışlar sergiliyor ki gülünç duruma düşüyor. Bakmışsın yerlerdeler. Demin o anlattık yani zekadan yoksun kimselerin işte hamır diye gidiyor. Arkadaş ona söyle git sözlükten bak, gidiyor bakıyor bakıyor, ha buluyor örtmek kökünü. Ha demek ki örtmek, o zaman örtü diyebilirim buna. Şimdi algı bu düzeye inince bu içkiyle de inebilir. Tabi tecavül arifle de inebiliyor. Kendisini öyleymiş gibi yapıyor. Buna ikna oluyormuş gibi yapıyor. Yalandan eşek olma dediğimiz model. Ama bunların hepsinde siz belli bir zeka düzeyinin altına indiğinizde bunların hepsi yaşanır. İçki de böyle bunu sağlıyor. Bir bakmışsın çıkmışlar yerde yatıyorlar. Taksiye binecek, neresinden bineceğini bilemiyor. İkide bir kusuyor. İğrenç tabii. Modern yaşamın dorukları bunlar. Modern hayatın zirvesine vurduğu yerde bunlar var. Alemden çıkanlar, yerlerde sürünen, taksiye bir şekilde bazen bindirilen, bazen de böyle oturacak mecali olmadığından hayvanları yerleştirir gibi yerleştiriyorlar. Böyle arka koltuğa bildiğin itekleyerek bir şekilde yükleme yapıyorlar. Yani adam insanlığından çıkmış, artık bir emtia gibi yükleniyor. Bagaja da koysan aynı şekilde gider. Farkında olmaz yani. Beni niye bagaja koyuyorsunuz diyecek mecali yok. Bir yere koy da nereye koyarsan koy, sokakta bir kenara da koysan olur. İşte insanı bu düzeyde hayvan altı bir konuma çeken bir şey. Bunu elbette ki cahiliye döneminde dahi bilen insanlar bundan imtina etmişler. Bunlar erdemli kişiler. Belli bir saygınlıkları olan. Resulullah'ın da böyle bir alışkanlığı olmadığı bilgisi var. Dolayısıyla da eshabın buna yönelik tahrimi hazır karşıladığı, buna yönelik tahrime hazır olduğu söylenebilir. Git ve dök. Uhruc fe ehrikha. Çık ve dök demişler. Feharactu, ben de çıktım. Feharaktuha. Ben döktüm onu. Fecarat fi sikekil medineti. Medine'nin böyle yollarında, sokaklarında. Tabi o sokaklar böyle geniş geniş büyük sokaklar değil.
Demin söyledik, binalar bile, evler bile birbirine yaslaya yaslaya yapılıyor. Dolayısıyla da döktüğünüz su akar, dar ve şey olduğundan, yürüme patikası olduğundan aktı diyor öyle. Başkaları da dökünce belki bir miktar sokaklarda, yani insanlar aynı gece herkes sokaklara içkilerini döktüyse bayağı bir. Çok olabilir bir şey. Evet, stoğu vardır diyorsun yani. Yani bak yine iki tane bombmuş. Küplerini demirlerse biraz yapar yani. فَخَرَجْتُ فِي سِكَكِ الْمَد۪ينَةِ فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ Bazı insanlarla dediler ki, hani içki yasaklandıktan sonra قَدْ قُتِلَ قَوْمٌ Öyle kimseler katledildi ki, belki Allah yolunda şehit oldular, katledildi dediğine göre veya öldüler demek istiyorlar. وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ Bu içki onların karınlarındaydı. Bu halde ölenler oldu. Onların durumu ne olacak? Şeklinde bir soru bu. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ Bunun üzerine Allah Azze ve Celle şu ayeti indirdi. لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪ي مَا طَعِمُوا İman etmiş ve salih amellerde bulunmuş kimseler için tattıklarında herhangi bir sakınca yoktur. Bu, yani vaktiyle bunu tatmış kimselerin, yemiş kimselerin, içmiş kimselerin o gün için haram olmadığından üzerlerine herhangi bir sakınca kalmadığını, vebal kalmadığını ifade eden bir ayet olarak nazil olduğunu söylüyor. Maide suresi 93. ayet. Biz bunu meal derslerimizde epeyce bir konu etmiştik ilgili ayeti. Ama şu anda tam hatırlamıyorum. Evet, bab başlığı altındaki yegane hadis buydu. İçkinin sokaklara dökülmesi babı.